Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan cezaevinde anoreksiya yani yemek yememe hastalığına yakalanmış 37 kiloya düşünce de tahliye edilmişti. Candan katıldığı YouTube programında cezaevinde yaşadığı süreci anlattı. Koğuş arkadaşı olan Seçil Erzan için masum olduğunu düşünüyorum ifadesini kullandı. O bizden 7 ay önce girmiş ve doğal olarak daha çok savaş var modundaydı. Sürekli savaş halindeydi dedi. Masum olduğunu düşünüyorum diye de ekledi. Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı. Açıkçası parası olduğunu düşünmüyorum. Masum olduğunu düşünüyorum onun. Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla kardeşi Bahar Candan'la birlikte tutuklanmıştı. Sosyal medya fenomeni Nihal Candan cezaevinde anoreksiya yani yemek yememe hastalığına yakalanmış, 37 kiloya kadar düşünce de tahliye edilmişti. Katıldığı YouTube programında cezaevi sürecinde koğuş arkadaşlığı yaptığı Seçil Erzan'ı anlattı. Karşımızda bir tane sürekli panik halinde olan birisinin olması, sürekli savaş modunda ölüm korkusu yaşıyor gibi bir halde. Hani her yerden kaplan çıkacakmış gibi bir modda yaşayan birisi olması bize iyi gelmeyeceği için. Kadının ekstra yaptığı bir şey yoktu. Seçil Erzan'la aynı koğuşta kalmak istemediğini belirtti. O öyle değildi. Hani sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibi. Banka müdürü, hani bir sürü A4 kağıdıyla uyanmak falan bana hiç iyi gelmemişti. O yüzden Seçil'le kalmak istemiyordum. Fon dolandırıcılığı davasının bir numaralı sanığı olan Erzan için masum olduğunu düşünüyorum ifadesini kullandı. Açıkçası parası olduğunu düşünmüyorum. Masum olduğunu düşünüyorum. Söylenilen kadar değildir yani. En fazla mesleğinde sanırım bir şeyleri kapatmak için hata etmiş ya da bir üst denetime söylememiş. Korkmuş yani. Candan anoreksiya hastalığına yakalandığı süreci de anlattı. Biraz daha yemeseymişim ölecekmişim anladığım kadarıyla. Su bile içemiyordum inanır mısın? Her şey böyle tehlikeli gibi geliyordu. Yani o psikolojiyi anlattı tamam. Cezaevinde yaşadıklarının kendisini inanca yönelttiğini söyledi. 7 vakite cezaevinde çıkardım hani teveccühüyle işte nafile namazlarıyla 7 vakit kılıyordum cezaevinde. Hani ibadette daha çok yöneliyorsunuz. O bir gerçek.